Epey geç olmuş değil mi anne? Yok canım, daha erken. Hayır, sen bu saatte hep yatarsın. Ay Özlem, yeter artık. Ne oldu? Başım döndü, otur. Canım sıkılıyor. Müste hala gelmedi. Nerede kaldı acaba? Müdür hanım göndermemişti. Senin burcun ne Gülseren? Akrep. Hiç akrep gibi değilsin aslında. Niye ki? Kitaptaki tarife uymuyorsun. Amma taktın şu burçlara sen de. Ben zaten takıktım güzelim. Ne biçim hoca sürüyorsun öyle ya? Nesi varmış? Kümes madalası gibi. Ay sağ elime süremiyorum, ne yapayım? Dur sana yardım et. Ojenin rengi ne güzel. Fena sayılmaz değil mi? Bir gün verirsin artık. Eh, satarız artık. Kızlar. Nasılım? Hayret bir şey ya. Kuaföre de gitseydin bari. Bence o gömlek hiç olmamış. Nesi olmamış? Seni kapatmış canım. Değiştir. Ne var? Hiç üşenmiyor ya. Deli, ne olacak? Evet öyle. Ay! Dikkat etsene biraz. O kadar çok insan var ki koleksiyona. Anlayacağı yok bunu. Bir şey mi dedi? Yo, ne diyeyim anneciğim? Cim aşalar şey duyuyor. Cim 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 cim. Hey Mike, içeri gel. Nasılsın uydurukçu? Ya bak, bak çok önemli bir şey var burada. Biliyor musun, Taylor dün harika oynuyormuş ama nedense... Bir şeyler yapalım ya. Ay çok sıkıcı bir oyun. Hangisi? İnsan sesi. Canım sıkılıyor. Ne yapayım? Kızlar. Şimdi nasılım? Yürü de görelim. Aa, bu saatte bu ne kılık böyle? Bunu da beğenmediler. Üşenmez yine değiştirir. Yapar valla. Ay kahve gene uykumu kaçırdı. İçme dedim ama sana değil mi anneciğim? Canım istedi, ne yapayım? Uyku saatini geçirmemek lazım yine de. Doğru, yatayım bari. Hadi hadi. Anneciğim, anneciğim, ben kızlarla yukarıda biraz oturabilir miyim? Sana kaç kere şunlarla yüz göz olma dedim değil mi? Ay, ne yapayım anne, burada sıkıntıdan patlayayım mı? Niye patlıyorsun anlamıyorum ki. Aman beni rahatsız etme de ne yaparsan yap Allah aşkına. Kovalar için orta halli bir yıl. Beklenmedik iş birlikleri, gelirlerde hatırı sayılır bir artış söz konusu. Yaşadın Cihan. Ayrıca kovaların bu yıl meşhur olma ihtimalleri var. İnşallah. Aslan burcu için ne diyor? Çift rakamlı yıllar aslanlar için pek iyi sayılmıyor. Okuyayım mı? Aman istemez kalsın. Amma da tatsızsınız bu gece. Ben yatıyorum. Aman yat, güzelliğin bozulur sonra. Müstesna'nın burcu neydi ya? Kuzu. Tabii erkeklerde koç, kadınlarda kuzu burcu oluyor. Yollarını gözlüyorduk müstesna. Canlarım canım. Uyumadı anacığım, ödüm koptu sabahlayacak diye. Bir fincan kahve içti ya, tamam cin. Cin kesildi. Yattı mı? Ha, nihayet uyudu. Aman bizi uyandırmasın.
Müsçüm, hoş geldin. Müsçülümsün seni güzelim. Bakın, istediğiniz zaman geç kalabilirsiniz. Müs idare eder sizleri. Ama pişti oynamak şartıyla. Ay, çay da bitmiş. Ya, çalış çalış yorulmadın mı Ayşen? Uykum geldi ya. Ay, benim de. Ne yapsak acaba? Vallahi bilmem ki. Dur ben Nescafe getireyim. Nescafe uykumuzu açar mı? Tabii açar. Ya sonra hiç uyuyamazsak? Saçmalama. Sonsuza kadar uykusuz kalacak değiliz herhalde. Nasıl kızdı, nasıl kızdı anlatamam. Vay efendim, ben bu yurdun sahibi sayılırmışım. Nasıl kağıt oynar ve oynatırmışım. Bunları ben nasıl yaparmışım? Kıyamet koptu. Merhaba Müs. Merhaba canım. Otursana. Yok, ben fena halde ders çalışıyorum. Ay, çalış çalış yavrum. Ama size de çok kızdım. Hadi bakalım şu masayı ortaya getirelim. Kesin gel, şu teybi içeri götür. Annemin geldiğini görünce insan şöyle bir şey yapar. Yani ne bileyim, bir göz kırpar, bir şey yapar ki ben annemin... Akıllı, bize bakıyordu. Sana işaret yapsak görürdü. Tut ucundan şunu. Biz lafı değiştirdik, sen anlamadın. Sonra nasıl ikna ettin müdür? İşte anacığım, ağladım, sızladım, affetti. Hadi getir iskemleleri. Hadi bakalım. Yine gidip oyun kağıdı aldın sonra değil mi? Anacığım, ben oynamadan duramam ki. Bak, ucuza buldum, aldım ne kadar güzel kağıt, hani ipek gibi. Hadi bakalım, şimdi bunları saçlarımıza süreceğiz ki eskisin diye. Çünkü böyle yapmazsak kayar, tamam mı? Al sür, 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 sür. Sen de şapkanı çıkar, sürsene. Kızlar iyi misiniz? Biraz takılsana bize. Aman aman eksik olsun, hiç niyetim yok. Çalışmam lazım, belki de sabahları. Ah canım benim güzelim, doktor olmak kolay mı? Hmm. Baksanıza şunun haline. Ne yapalım? O da doktor olmasaydı. Hamama giren terler. Evet, şimdi kim kimle eş oluyor? Vallahi hiç keyfimiz yok müstesna. Bak Müs, ya başka bir oyun öğrenirsin... ...ya da başının çaresine bakarsın. Evet, bu gece konken oynuyoruz. Evet, konken oynarsak oynarım. Tabii canım, konken oynayın. Ne o öyle her gece pişti? O ne o? Ay Ayşen, amma da korkaksın ha. Ama tavan arası ötüyor Yasemin. Vallahi acayip sesler çıkıyor. Dinle bak. Ay, rüzgarın sesidir yavrucuğum, rüzgarın. Bak! Aa, aslında bir de çin falı var. O daha iyi. Bence de. Çinlilere göre senin burcun maymun. Aman ne komik. Seninki? Fare. Bak bu güzel işte. Tamam kızlar, oynamayın. Aramızda her şey bitti, tamam. Sanki aramızda bir şey vardı da bitmiş. Öyle mi? Peki efendim, öyle olsun. Şaka yapıyorlar be müstesna. Sen de hemen oltaya geliyorsun ha. Küstüm işte, küstüm. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ne demek oltaya gelmek? Kafa buluyorlar seninle be. Bu da şakadan anlamaz oldu. Senin gibi. Aman. Sizin şakalarınız da şakaysa. Boza boza. Ay bozacı geçiyor, kızlar alalım mı? Ay bayılırım bozaya. Hadi alalım. Biz içer misin? Atışmak gibi olmasın ama içerim. Ben çağırayım. Ay ben çağırırım, çekil. Annem duyarsa mahvoluruz. Çekil çekil. Boza boza. Bozacı. Boza. Bozacı. Dur. Boza mı abla? Sus. Allah cezanı vermesin. Bağırma öyle. Mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Yavaş konuş. Annem duyacak şimdi. Müdüre teyze boza mı istiyor? Yavaş dedim, sus. Müdüre teyzesiz kal. Ne kadar istiyorsunuz? Bir dakika. Kızlar ne kadar alalım? Epeyce al canım. Kaç kişiyiz? Sen, ben, Pınar, Esin, Cihan, Özlem. Siz benimle eğleniyorsunuz anlaşılan. Boza! Patladın mı be? 5 dakika beklesen ölür müsün?
Dur azıcık. Sayıyoruz kaç kişi olduğumuzu, dur. Kızlar, kaç kişiydi? Sen, ben, Pınar, Esin, Cihan, Özlem. Orada uğraşıp duracağını müstesna, git aşağıya kapıyı aç. Nasıl açıyorum kapıyı acaba? Hokus pokus yaparak mı? Anahtarın yok mu senin? Annem bana anahtar verir mi? Deli misiniz siz? Anahtarıyla koyun koyuna yatıyor. O zaman hırkasının cebinden al. Yok ya, uyansın da canıma okusun benim, değil mi? Nasıl alacağız peki? Ben alırım. Hadi alsana o zaman. Oyun oynarsak alırım. Aman be, ne oyunu? Bari söyleyeyim de beklemesin adamcağız. Tamam, o tamam, zaman... tamam. Şantajcı, oynayacağız. Söz mü? Söz. Boza! Bozacı! Hadi be ablacığım, alacağın bir kilo boza. Bir saattir bekletiyorsun burada. Tamam, 5 dakika daha bekle. Şimdi biz ip sarkıtacağız. Müdüre teyze kapıyı mı kilitledi? Aman sana ne? Sen işine bak. Pınar, koş! Büyük çaydanlıkla çamaşır ipini getir. Amma gürültü ettiniz be, çalışamıyorum. Çalışmayıver, boza alıyoruz şimdi. Alabilirsek tabii. Ben de isterim. Bozacı gel gel. Kilosu kaça? 5000. 5000? Peki, 1 kilodan kaç bardak çıkar? Bardağına göre. Bira bardağıyla 1 bardak, çay bardağıyla 7-8 bardak. Ya adam gibi söylesene şunu, su bardağıyla. 4 bardak çıkar abla. Bağır, bağır. Müdire hanım duymadı, biraz daha bağır. Tutun alın hadi. Çabuk. Kızlar, 2 kilo yeter mi? Yeter. Tamam. Ay, eyvah. Hadi hadi çek. Şimdi yandık işte, çekil. Çekil, benim hakkımı ayırın, tamam mı? Ay bak, hakkımı ayırmazsanız katan laf etmem size. Ya bu tamam. Niye bana bunu yaptın ya anne? Ne istiyorsun? Benim hakkımı tamam, ayırın. Tamam. Gevezelik olsun ona, başka bir şey istemez. Hala yukarıda. Maşallah gelebildiniz. Gelebildik. Niye hala yukarıdasın sen? Ben inmiştim anne, ben gene çıktım. Gel içeri. Yürü. Bunlar hep birazdan şarkı söylüyorlardı. Duymadın mı? Ben çıktım yukarı, bir güzel azarladım hepsini. İyi yapmışsın, aferin. Ay. Bu ne? Kaldır şunu şuradan, ne arıyor bu? İnsan biraz dikkat eder. Tabii. Müdür hanım uyuyor mu? Kafası kaldırıyor mu? Aç şu televizyonu. Korku filmi var. Aman istemem. Müdür hanım hasta mı bu? Ne kadar ayıp bir şey. Gençlik işte, düşünemiyorlar. Düşünsünler anacığım, koskoca kızlar düşünsünler. Bir türlü öğrenemedin şunu. Ay, bozacı mı geçiyor? Yok anneciğim, televizyonun sesi. Televizyonu açmadık ki. Açmadık değil mi? Yattım ama bir türlü uyuyamadım. Bir ayran yapayım mı sana anne? Uykunu getirir. Yok, midemi ekşitir. Ay işte bozacı geçiyor. Son geçişin olsun. Geçemez o. Boza. Sesin kısılsın inşallah. Çağırsana, ne duruyorsun? Aç camı, seslen. Köşeyi döndü gitti. Ay. Pes vallahi. Maşallah kulaklarınız iyi duyuyor anneciğim. Bozacıymış. Of. Keşke bir kilo alsaydık. Ama nasıl yapıyorlar biliyor musun? Böyle pistir mistir. Ah, bozaya gelene kadar neler yiyor. Orası öyle. Yatayım bari. Yat bari. Belki uyurum. Belki uyursun. Sen de oyalanma. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Serseri manyak. Soyguncu ya. Dağ başı mı ya burası? Şimdi şeytan diyor, git belediyeye şikayet et. Yalancıktan bir ihbar. Sağlığa zararlı boza imal edip satıyor, halkın sağlığıyla oynuyor diye. Bassınlar dükkanını. Ama adam kötü boza satmadı ki. Bazen ne kadar saf oluyorsun Cihan. Öyle diyeceksin tabii, başka türlü tutturamaz. Ne bileyim, ben anlamam o işlerden.
Kadın, ne olur uyu. Müsün hakkını ayırdınız mı? Ayırdım. Şu Merve'ye de bir bardak götürsem mi acaba? Senin yerinde olsam hiç denemem. Neden? İçmez de ondan. Var mısın iddiaya? Ay çok güzelmiş. Bir bardak daha versene. Vereyim mi? Hadi ver. Ay nasıl içiyorsun bu saatte şu bozayı anlamıyorum. Sen anlamazsın. Merve. Efendim. Al canım. Bu ne bu? Boza. Teşekkür ederim. Ben boza içmem. Yarım bardak daha alayım mı? Yetti ama otlakçı. İçmedi değil mi? Söylemiştim ben sana. Teşekkür ederim. Ben boza içmem. Ben bir daha bu kıza muhatap olmam. Kendin kaşındın. Adam yerine koyan da kabahat. Ama onun da tafrası yetti artık. Otur be otur. İçmezse içmesin manyak. Ben ona uyumlu olmayı öğretirim. Hani benim hakkım, hani benim hakkım. Al. Ne oldu? Niye suratınız çarşamba pazarı gibi? Bir bardak boza kaç liraya geliyor biliyor musun? Kaç lira? 10.000 küsür liraya geliyor canım. Olur mu anacığım? Bana kilosu 5.000 lira dedi. 2 kilo aldık 10.000. Evet 10.000. Bir 50'lik attık yukarıdan hüp üstü yok. O ne demek öyle? Üstünü vermedi. Ay siz delirdiniz mi anacığım? Niye istemediniz adamdan? Ayıbımıza gitti üstü kalsın dedik. Delirdin mi sen be? Vermedi herif. Söylerim müdür hanım teyzeye dedi gitti. Aa, bak şu terbiyesizin yaptığına. Gitti benim 50'lik. Niye senin 50'lik olsun? Hepimiz sana ödeyeceğiz. Ya boşverin önemli değil. Olur mu öyle şey? Ay ben bunu kaldıramam. Ya neden suratlıyız şimdi anladın mı? Biz daha neleri kaldırıyoruz bir bilsen. Şu içerideki hanımefendi var ya. Bizi 2 defa geri çevirdi. Kim o? Var ya şu entel surat. Bırak şunu be Pınar. Niye bırakacakmış? Akşam yemeğine çağırdık. Ben kıymalı kuru fasulye yemem dedi. Kuşkonmaz yiyor sanki her gün. Şimdi de boza götürdüm. Ben boza içmem dedi. Zıkkım iç. Şşş, tamam tamam tamam. Çok ayıp etmiş tamam. Hala mı fal? Ne yapayım uykum kaçtı. Benim uykum var ama şunu bitirmem lazım. Bu ışıklar hep böyle yanacak mı? Biraz daha yanacak. Ben ışıkta uyuyamam. Ben de biraz sonra yatacağım. Sabahlamayacağım herhalde. Niye etütte çalışmıyorsun? Çizim masasını koyacak yer yok. İsteyen bulur. Hay Allah'ım. Hadi bakalım oyuna toparlanın. Oynamasak olmaz mı? Söz verdiniz ama Pınar'cığım. Vallahi benim hiç param yok. Bende de yok. Benim yeminim var ben oynayamam. Kuruş param yok vallahi. Mehmet amcadan borç aldım bugün. Ama iyi sanki milyonuna oynuyoruz. Yok müs yok. Paramız yok. Onlar 1.000 lira borç veriyor. Aa olmaz öyle şey. Olur olur. Borç parayla kumar mı oynanır? Aa ben yokum sadece seyrederim. Bilge sizin odaya gidelim. Annem geçen geceki gibi öyle ani baskı yaparsa yanarız hepimiz. Tutun masayı. Tut. Partisi 1.000 liradan. Bilge ile ben eşiz. Borç veriyorum tamam ona göre. Kaybedersen ne olacak? Niye kaybedeyim? Kaybetmem ben. Kaybedersen borç alacak kalmaz. Blöflü pişti oynuyoruz değil mi? Evet 11 el. Yes! Sakla valeyi Müs hemen kullanmasana. Yerde doğru dürüst kağıt yok. Ya sen karışma. Düş bakalım. Yap pişti. Yap pişti. Benden hayır yok biz ona göre. Ya biraz dikkatli oynasana Bilge. Ne yapayım kağıt gelmiyor. Al. Ne yapayım şimdi? Bence açma. Aç aç blöf yapıyorum. Ey pişti. Ayır bakalım şöyle.
Sana karışma dedim değil mi? Bacak. Ya, ya yine kesti. Söyle Müs, pişti mi değil mi? Değil. Oyun bilmeyenlerle aynı masaya oturuyoruz be Pınar. Bilmiyorsan oynama şu oyunu müstesna ya. Yeniliyoruz ama. Sen çok güzel oynuyorsun. Bak yine kesti. Bunlar daha piştiği kıvıramıyorlar be. Olmuyor ama müstesna. Ama sen kendine bak. Yediler geçti, at artık. Aç avucunu. Aç 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 aç. Ey öğren de gel yavrum. Ay. Aa, yeter ama artık. Yirmi, 25, 35. Onda bu 45. Alacak verecek yok değil mi? Tamam tamam, 45.000 lira verildi. Gel Müsçüm, öpeyim seni. Hep böyle yapıyorsunuz ama. Kazanan oyuna devam eder. Okula gideceğiz herhalde yarın. Hay güleyim bari. Okula gideceklermiş. Tabii gideceğiz. Yeter işte, daha ne oynayacakmışız? Alacağınız olsun sizin hepinizin. Görürsünüz siz. Benden bir şey istersiniz bir gün. Tamam ya, yarın akşam devam ederiz. Kaybettin diye böyle yapıyorsun değil mi? Hiç de değil. Dikkatli davranmıyorsun sonra... Sana ve sen karışma. İster doğru oynarım, ister yanlış oynarım. Hepiniz yatağa. Çabuk kapatıyorum ışıkları. Ay, ay ben dayanamıyorum, Pınarların odaya gideceğim. 22.500 22.500. Ay Hüsnü ne güzel kandırdı falan. 22.500. Ay ne yapıyorsunuz? Müstesnayı soyduk, paylaşıyoruz. Ay bir gülme krizi geldi. Ay kurtulamadım. Ne oldu? Bilmem. Ne oldu Ezgi'ciğim, niye gülüyorsun? Ay ay sinirlerim bozuldu. Ay bana da geçti. Ben gösteririm size. Evet Müs. Ben size oyun dememiş miydim? Paramı aldınız, bir de arkamdan alay ediyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Ay çok komik bir şeyse bana da söyleyin, ben de güleyim. Hayrola? Ne oldu? Temizliği ne zaman bitirdin? Ha bugün benim iznin günüm. Kömürleri çıkardım, sobaları doldurdum. Kahvaltı bulaşıkları yıkadım, işim bitti. Aferin. Ha, o şoförle buluşacaksın değil mi? Hangi şoförle anne? Bak kızım, gençsin.
Gezmek tozmak hakkın ama dikkatli ol. O şoförle öyle olur olmaz yerlere gideyim deme. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Kimseye güvenme, tamam mı? Tamam anneciğim. Bak saat 8:30'u geçirirsen vallahi de billahi de almam içeri ona göre. Tamam anneciğim. Mahzucuk da ben de öğrenciymişim değil mi anneciğim? Gecikmem. Taksim'e lütfen. Doluyuz abi. Kimse yok. Şimdi gelecek, bekliyorum. Başka arabaya bin. Olur mu öyle şey kardeşim? Sırada sen varsın. Tamam biliyoruz. Ama müşterimiz var. Tafranızdan geçilmez oldu. Müşteri beğenmiyorsunuz. Ya beğenmemekten değil. Olur mu öyle şey? Birini bekliyorum. Merhaba Yusuf. Ne oldu? Heh, geldi işte. Neyse hadi öyle olsun. Nesi var bunun? Yok bir şey. Geç otur. Nereye gidiyoruz? Sinemaya gidelim. Güzel bir şeyse gidelim bak. Geçen seferki gibi olmasın. Güzel güzel merak etme. Roberto De Niro var ya onun filmi. Anlamadım. Hani şu belli adam. Gene anlamadım. Ya taksi driver. Ha anladım. Depremler defter ölçeğine göre 7 gruba ayrılırlar. 8 ve üzeri şiddetindeki depremler ulusal afet kabul edilir ve yıllık ortalamalara kibir. Şu pisliğe bak. Şu dağınıklığa bak. Şiddetli olan depremler ise büyük deprem sayılır ve yıllık ortalamalara 10 defa görülür. Hiç utanma sıkılma yok bunlarda. Sigara da içmişler bol bol. Ben gösteririm size. Depremlerin şiddeti 4 ila 5 arasındadır. Aa, müdire hanım. Siz misiniz? Ders mi çalışıyorsun kızım? Aferin. Ne o salonun hali öyle? Tablalar ağzına kadar ızmarit dolu. Hepsi sigara içiyor müdür hanım. O kadar da söylüyorum yasak diye. En çok da müstesna içiyor. Duman dumana gidiyor geceleri burası. Çok da gürültü yapıyorlar. Geceleri ha? Evet. Siz yattıktan sonra müstesna da geliyor. Ben yattıktan sonra? Sorarım ben onlara. Yazık. Dünyanın parası. Film mi şimdi bu? Aman öderiz paranı. Onun için demedik. Ne demek öderiz paranı? Sen şimdi beğendin mi yani? Beğendim tabii. Estetik bir filmdi. Yani Roberto da çok iyiydi. Hay Allah'ım. Roberto'ymuş. Sanki çok anladım da. Acıktın mı? Acıktım. Köfte yedireyim mi sana? Nerede yiyeceğiz? Bak şimdi. Seni bir yere götüreceğim. Bayılacaksın. Benim revolver satın almamı tahayyül eder misin? Of, ne sıkıcı oyun be bu. Ben bir revolver satın almasını ne bilirim? Benim revolver merhaba, satın haber. Almam... Merhaba. Millet nerede? Bilmem, çoğu okula gitti. Kuvvetli olabilmeliydim. Bazı hallerde yalanın faydası vardır. Mesela sen... Ezber mi yapıyorsun? Evet. Keyfin yerinde bakıyorum. Bugün bir basketçiyle tanıştım. Oo. Ya. Adı ne, adı ne? Söyleyemem. Niye? Ayıp bir adı mı var? Söyleyemem, ısrar etme. Allah Allah. Kimseye söylemeyeceksin ama. Tamam, kulağıma söyle. Basketçecek. Kızlar! Duyduk duymadık demeyin. Özden basketçiyle çıkıyor. Ya Vasfi öyle şey yapmaz müstesna. Bir yanlışlık olmasın. Yalan mı söylüyorum Yusuf? Kızlar 50.000 lira atmışlar pencereden. Senin bozacı şimdi müdür hanıma söylerim kızdırmayın beni demiş, almış gitmiş. Çok ayıp etmiş. Çok ayıp tabii. Buna hırsızlık denir. Kızların canları bir bardak boza istediyse böyle mi yapmak lazım? Al 50.000 lirayı yürü git, çok ayıp bir şey bu. Akşam dönüşte dükkana uğrarız. Ben parayı geri alırım. Sen hiç merak etme. Ağır konuş. Yapmasın daha öyle şey.
Ay nerede bu köfteci Yusuf? Öldüm açlıktan. Geldik, geldik. Yusuf, nereye çıkıyorsun şimdi? Tamam işte, geldik. Nereye geldik? Ya şimdi biz burada niye durduk? Köfteciye geldik. Köfteci mi? Ay bu mu? İşte, Orta Doğu ve Balkanların en iyi köftesini yapan araba bu. Bu taraflara geldim mi hiç kaçırmam, mutlaka yerim. Ay köfteci deyince ben ne sandım? Ne oldu? Beğenmedin mi? Yok canım, niye beğenmeyeyim? Yarım ekmek yersin değil mi? Yok, benimki çeyrek olsun. Bak sonra gene istersen almam ha. Dokun istemem. Hayırlı işler birader. Hoş geldin abi, nasılsın? Sağ ol. Bir çeyrek, bir yarım. Hemen. Piyaz soğan ister misin? İstemem, koka. Köfte soğansız olur mu Esma? Azıcık koysun. Müstesna. Sen azıcık soğan ilave et. Sumak da koy. Acı biberin var mı? Olur, olur mu abi? Tamam. Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi? Fena değil. İstersen her hafta buraya gelelim. Diyorum ki kapalı bir yere gitsek daha iyi olurdu. Garsonlar servis falan yapsın. Eyvah, basıldık. Müstesna dur, nereye? Parayı soralım abi. Dur, sana bir kızım, ne oluyor? Dur, nereye koşuyorsun? Yüreğim ağzıma geldi Yusuf, köfteci basıldık dedi. Yahu sana ne? Zabıta köfteciye düdük öttürdü. Sen ne kaçıyorsun? Deli misin, divane misin? Nesin sen yahu? Yüreğim ağzıma geldi Yusuf. Ekmeği de atmışım elimden, görüyor musun? Al. Amma da safsın be. Ay, ellerin dert görmesin Özlem. Bu işi çok iyi öğretiyorlar galiba size okulda. Öğretiyorlar tabii. Allah kahretmesin seni soba gibi be. Heh, yandı, tamam. Kızlar, duyduk duymadık demeyin. Yurdumuzda kalan profesyonel voleybolcu Özlem, bugünden itibaren Cenk yazıklar da... olsun Cihan. Ay, gel buraya. Genç ve yakışıklı bir basketbolcuyla çıkmaya başlamıştı. Bir toparlarla bari bari. Darısı hala beni ay bulamayan benim başına. Hayırlı olsun şekerim. Ay anlatsana Özlem, nerede tanıştınız? Bugünkü antrenman sırasında 1.80 boyundaki Cenk... 1.90 bir kere. 1.90 boyundaki Cenk, 2.80 boyunda olan ve aramızda kısaca sırık dediğimiz Özlem'e yıldırım aşkı... Yeter artık, sus be! Sana bu akşam yemek yedireyim ha, boğazda. Akşam? Annem keser beni vallahi. Niye? 8.30'dan sonra gelirsen içeri almam dedi. Almasın, bana gelirsin. Saçmalamıyorsun. Ne olur ki, korkuyor musun? Ay niye korkayım? Biz evlenince annen ne yapacak bakalım? O ne diyor bu işe? Daha bir şey söylemedim. Ne zaman söyleyeceksin? Şu evimiz bir meydana çıksın da. Ağustos'ta teslim edecekler mi sahiden? Vallahi ne bileyim. Kooperatifin toplantısına gittim geçen gün. Ay niye söylemiyorsun Yusuf, aşk olsun? Yine ara senet çıktı başımıza. Ah. 5 milyon hem de. Aa, bunlar da sıktı ama. Ne öyle zırt pırt ara senet? Parayı sokaktan mı topluyorsun? Ne bileyim Esma. Maliyetler artmışmış. Ay Yusuf, sana kaç kere söyledim bana Esma deme diye. Niye? Ben Esma'yı çok seviyorum. Ama benim adım Müstesna. Lütfen. O zaman bir kızımız olursa adını Esma koyarız. Olmaz mı? Senin gibi bir şey. Kara kaşlı, kara gözlü, senin gibi tatlı dilli. Ya oğlan olursa? Oğlan olursa bana benzer tabii.
fena mı olur? Ay Yusuf, sen de. Esma. Efendim. Çok güzelsin. Müstesna. Semih vallahi haklı. Ben olsam ben de kızarım. Etek mi o üzerindeki? Hiç giymesen de olurdu yani. Mahsustan bu kadar kısa giyiyorsun değil mi? Çocuğu çıldırtmak için. Hı? Kıskanıyorsun değil mi? Neyi kıskanıyorum? Senin bacakların benimkiler kadar güzel olmadığı için kıskanıyorsun. Halt etmişsin sen onu güzelim. Seninkiler bacakta, bizimkiler keresle mi? Bak. Vallahi hiç fena değil. Hiç de bir kere. Benim bacaklarım daha güzel. Hayır, benimkiler daha güzel. Hayır, benimkiler güzel. Karam, benimki daha güzel değil mi? Ay gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Uyanık bozacıya bak. Parayı aldık ya, sen ona bak. Yok, bozuk parası çıkışmamışmış da yarın akşam veririm demişmiş de. Bir daha yapmaz, merak etme. Hele bir yapsın da bak neler oluyor. Arkadaşım falan dinlemem, bozacın nezlesinde boza pişiririm ben ha. Kızların hakkını kimseye yedirmem. Aferin sana. Gönlüme alacak ya, annem için de yarım kilo turşu tutuşturdu elime. Almasaydın sen de o zaman. Bedava sirke bazen tatlıdır. Biraz. Ne kadar ayıp bu yaptığınız. Neden ya? Utanmıyorsunuz değil mi böyle bacaklarınızı açmaya? Hoş sizin için fark etmiyor. Dışarıda bile açıyorsunuz. Sen de aç yavrum, sen de aç. Kötü yerlerdeki kızlar sizin gibi böyle bacaklarını açarak başlıyorlar işe. Ondan sonrası malum. Boş ver bunları bir Ayşe. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel bir gündü ama değil mi? Seninle olunca zaman ne çabuk geçiyor. Neresi burası? Yurdun yanındayız. Yine yurdun önünde durmamışsın. Annen bozulur sonra. İnmiyor. Daha yurda gelmedik, inmiyor. Hayır, burada ineceksin. Annen kızar. Ya farz et ki taksi tuttum canım. Anneme ne karışır? Olmaz müstesna. Yurdun kuralları böyle. Hadi iyi akşamlar. Parasıyla değil mi anacığım? Çeksene yurdun önüne. Taksimetre ne yazarsa ödeyeceğim. Yahu kavga mı ettireceksin sen beni annenle? Uzatma da in aşağı. Hadi. Aşk olsun Yusuf. Şöyle bir yurdun önüne kadar getiremedin beni bugüne kadar. Nişanlanalım ondan sonra. Hadi. Ya yüreğim pit pit atıyor biliyor musun? Basıldık diye mi? Nasıl korkmuşum. Yapma Yusuf abi, gören olur. Görürlerse görsünler. Ne var bunda? Ay olur mu canım? Aa, sonra ne? İyi akşamlar. Yarın telefon ederim sana. Tamam mı canım? Aman bunları arattırma. Başımı derde sokuyor sonra. Gece işe çıkma. Aklım sende kalıyor. Ortalık taksi sapığı dolu. Çıkmam, merak et. Bir de burada ne? Ağlar sonra.
Nerede kaldı bu? Bir geciksin de bak ne yapıyorum. Merhaba anneciğim. Saat 8:30 bir geçiyor, özür diliyorum. Nerede kaldın kızım bu saate kadar? Beni meraktan öldürmek mi istiyorsun? Geldim işte. Size turşu. Unutmadan o bozacıya uğradım. Söyle o adamına dedim. Gece bizim evin önünden geçerken yavaş geçsin. Anneciğimin canı boza istedi. Durduramadı. Özür diledi. Bunu müdür hanıma götürün. Afiyetle yesin dedi. Eksik olmasın. Anne çikolata kokuyorsun. Bak şekerin yükselecek gene. Uydurdun yine. Canın çikolata istedi galiba. Hadi masayı hazırla da yemeğimizi yiyelim. Şimdi hazırlıyorum, tamam. Ne yaptınız? Sinemaya gittik. Sinemaya mı? Bir şey olmadı değil mi? Nasıl? Sinemada ne olsun ki? Neyse boşver. Film güzel miydi? Ay çok güzeldi anne. Şahaneydi. O Roberto De Niro çok güzel oynuyordu. Bir elinde tüfek, geyik kaçar, o koşar. Geyik kaçar, o koşar. Deer Hunter, çok güzel bir filmdi. Evet, evet canım. Dün akşam hemen yattım. Yattım. Uyuyamadığım için bir komprime aldım. Hayır, biraz başım ağrıyordu. İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar müdür hanım. Gelmeyen var mı? Yok müdür hanım. Yasemin nerede? Göremiyorum. Hastanede bu gece nöbeti var. Aa, doğru, hatırladım. Peki Gülseren? İçeride projesini tamamlıyor efendim. Aferin, aferin ona. Bu kılıkta mı gittin buluşmaya? Ne varmış? Bir dahakine bize gel. Giydirelim seni. Aman. Rüküş şey. Sensin rüküş. Geliyorum bu gece, ona göre hazırlanın. Ne olacak? Oynayacağız, tamam mı? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ama bak seninle eş olmam. Hep yeniliyorsun. Aman, sen çok iyi oynuyorsun sanki. Gülseren'le Ayşen'den örnek alın. Ne güzel ders çalışıyorlar. Sizin aklınız fikriniz bir karış havada. Ders mers hak getire. Analarınız babalarınız da kızlarımız okuyorlar. Adam olacaklar diye sevinsinler. Ama müdür hanım. Sus! Annem konuşurken sözünü kesme. Rüküş. Gösteririm sana. Cihan nerede? Mutfakta çay yapıyor. Ha. Al anahtarları müstesna, kapıları kilitli, anahtarları bana getir. Tabii anneciğim. İyi geceler kızlar. İyi geceler müdür hanım. Uyuyacağım seni bu gece. Donuna kadar alacağım. Sus! Orası belli olmaz. Biraz sonra geliyorum. Sonra giyindim. Mart beni almaya geldi. İşte böyle. Oradan geliyorum. Çok iyi davrandı. Çok, çok iyi. Mükemmel. Öyle görünüyor ama değil. Alo, alo kesmeyin. Alo, alo sevgilim. Alo, keserlerse yine beni iste. Mektuplarımızı istediğin zaman alabilirsin. Anlıyorum sevgilim. Sevgilim hiç özür dileme. Manasızlık eden benim. Ayşe'nin sevgilinde mi var? Kızlar, Cihan'ın sevgilisi varmış. Ama manasızlık eden buymuş, baksana. Bana da bir çay verir misin? Tabii şekerim. Duyduk duymadık demeyin kızlar. Sırık olarak bilinen voleybolcu Özlem, Cenk adında... Ay yine başladı. Merhaba kızlar, ben geldim. Hoş geldin. Müdür hanım uyudu mu? Üzere. Nasıl biliyorum baba geleceğini? Çayını koymuştum, al. Canım. Özlem, Cenk adında çok yakışıklı bir basketçiyi ağına düşürdü. Darısı benim başıma. Ne diyor bu anacığım? Özlem, bir basketçi bulmuşmuş. Ne biliyorsunuz, gördünüz mü? Doğru mu Özlem? Bugün tanıştık. Aman, ben de bir şey sanmıştım. Ben de. Ezberimi bitirmem lazım. Yardım eder misin? Tabii. Ben edeyim. Hadi gel Bedriyeciğim. Ne oldu benim masa örtüsü? 100.000 lira daha para vereceksin. Ben paramı kesiyorum. Ne 100.000? İp
iplik bitmiş, kadın para istiyor. Ay vallahi pişman oldum, ne bu böyle ya, bu kooperatife gibi para dayanmıyor. Ama ben sana bu kadar iplik yetmez demiştim, hatırlamıyor musun? Ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır? Ay siz nereye canım, biz aramızda konuşuruz öylesine. Var bir şey var. Öğreniriz nasıl olsa. Hadi hadi! Ne hadi? Oyuna. Bakarız. Bakarız bakarız, yok oyun. Alçak, hırsız bozacı, şimdi gösteririm ben ona. Dur ayol dur, nereye koşuyorsun? Dur. Ne duracakmışım, versin paramı. Gel buraya.